Herkese merhaba. Kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün restoranlarda çok sevdiğimiz kebap ve pidelerin yanına çok yakışan bir tarif yapacağız. Acılı ezme tarifi. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi de yapım aşamasına geçiyorum. Evet, şimdi yapım aşamasında öncelikle rondo kullanacağız. Büyük bir rondo olursa daha düzgün çekmesini sağlarsınız. Bu şekilde içerisine soğanlarımızı öncelikle büyük parça halinde doğruyorum. Burada kullandığım malzemeler aşağıda açıklamalar bölümünde ayrıntıları ile yer alacaktır. Gördüğünüz gibi sarımsakları da soğanımın üzerine ekledim. Şimdi rondomun kapağını kapatıp şöyle birazcık çevirip miktarını azaltmaya çalışıyorum. Gördüğünüz miktar da yeterlidir. Daha sonra tümünü çekeceğimiz için bu büyüklük yeterli olacaktır. Üzerine de yeşil biberimi doğruyorum. Acılı ezme yapacağım için acı bir yeşil biber kullanıyorum. İsterseniz kırmızı acı biber de kullanabilirsiniz. Evinizde hangisi varsa bu şekilde biraz tatlı, biraz acı biberi karışık şekilde içerisine doğruyorum. İri parçalar halinde doğradığım için birazdan çektiğimde daha kolay küçük parçalara ayrılacaktır. Üzerine de kapya biberimi doğruyorum. Evet, üzerine kapya biberlerimi de ekliyorum. Acı biber de kullanırsanız kırmızı biber gerçekten çok yakışacaktır tarife. Bu şekilde üzerine ekleyip bir miktar robotumu çalıştırıp ezilmesini sağlıyorum. İyice ezmiyorum ki diğer malzemeleri de eklediğimde su kıvamına dönmesin. Bir miktar ezmeniz yeterli olacaktır. Şimdi diğer malzemeleri de ekliyorum. Salatalığımı ekliyorum. Bu tarifte mutlaka salatalığı kullanın. İçerisine çok yakışıyor. Evet. Daha sonra çeri domateslerimi ekliyorum. Çeri domates kullandığım için kabuklarını soymadım. Ancak siz büyük domates kullanırsanız eğer mutlaka kabuklarını soyun. Çünkü içerisinde topak topak kabukları kalacaktır. Çeri domates kullanırsanız eğer soymanıza da çok gerek yok. Bu şekilde biraz ekledim malzemeleri. Robotum dolduğu için bir miktar daha çalıştırıyorum. Bir miktar ezdim. Şimdi diğer malzemeleri içerisine ekleyeceğim. Şöyle bir spatula yardımıyla toparlıyorum kenardaki çıkın olanları. Evet, şimdi diğer malzemelerimi ekliyorum. Maydanoz şöyle iri parça halinde içerisine attım. Mutlaka saplarını temizleyin. Yapraklarını koyarsanız daha iyi olur. Aralarda birkaç sap kaçtı benim. Önemli değil. İçerisinden alabilirim. Ancak tamamen saplarını temizlediğinizde daha güzel bir ezme oluyor. Yoksa içerisinde tüm tüm parçalar halinde maydanoz sapları kalır. Ve hem görüntü olarak hem tat olarak hoş olmaz. Şimdi maydanozumu da ekledim. Robotumu bir miktar daha çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi ezmemizin bu aşamasını tamamlamış olduk. Şöyle kenarından spatula topladım ve içerisine salçamı ekliyorum. Ben biber salçası kullandım. İsterseniz domates salçası da kullanabilirsiniz ek olarak. Üzerine de baharatlarımı ekledim. Baharatları da eklediğim için robotumu çalıştırıyorum ve tüm malzemeleri iyice çekiyorum. Küçük, ince bir kıvama gelinceye kadar şöyle kenardan toplayarak 2 kere, 3 kere daha ince malzeme oluncaya kadar çektim robotumda. Hazırladım. Gördüğünüz gibi son hali bu şekilde oldu. Robotun içerisine malzemelerin suyu biriktiği için spatula yardımıyla şöyle üzerine bastırarak içerisinin suyunu boşaltıyorum bir ayrı kaba ve tamamen susuz bir ezme olmasını sağlıyorum. Daha sonra derin bir kabın içerisine susuz olarak ezmemi döktüm. Bu şekilde. Şimdi diğer iç malzemelerini içerisine ekleyeceğim. Bir adet limonu içerisine sıkıyorum. Orta boy limon kullandım. Büyük boy, çok büyük boy olursa limonunuz yarım limon kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir tam limonu içerisine sıkıp ekledim. Şimdi diğer malzemeleri de içerisine ekliyorum. Sirkem var, zeytinyağım var ve nar ekşim var. Sirkemi ekledim. Zeytinyağımı da üzerine ekliyorum.
Bu sıvı malzemeleri eklediğimizde zaten bir miktar sıvı oluşacağı için içerisinde, o yüzden önceki ezme halini bir miktar suyunu lavaboya boşaltıyoruz. Çünkü daha sonra çok sulanmış halde olacaktır. Bu sıvı malzemeleri de eklediğim için zaten bir miktar sulu oluyor. Evet, tüm malzemeleri içerisine iyice yediriyorum. Spatula yardımıyla şöyle bastırarak karıştırıyorum. Tamamen zeytinyağı, nar ekşisini, limonun birbirine karışmasını sağlıyorum. Bu şekilde acılı ezmemizi hazır hale getiriyorum. Şimdi tamamen karıştırdığım için servis tabağına alabilirim. Şöyle servis tabağında güzel bir görsel hazırlamak istiyorum size. İçerisine koydum ve şöyle bir miktar bastırarak şekilli bir şekilde servis tabağına yerleştirdim. Üzerine de güzel bir limonu dilimleyip şöyle servis olarak, görsel olarak ortasına koyacağım. Gördüğünüz gibi hem servis güzelliği olsun hem tadı çok güzel bir ezme olsun. Bu şekilde umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Beni desteklemek için de kanalıma abone olursanız ve diğer videolardan haberdar olmak için yan tarafında bulunan zil tuşuna basarsanız çok sevinirim. Yine ve yeniden diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.